Uyan. Zehra uyan. Zehra. 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 Olamaz. Sakin ol. Ambulans. Acil buyurun. Alo. Alo, beni duyuyor musunuz? Alo. Alo, beni duyuyor musunuz? Ömer, oğlum müsait misin? Tabii tabii, buyurun. Müsait değilsen ben sonra geleyim. Yo, gelin lütfen. Bir şeye mi ihtiyacınız vardı? Bir sorun yoktur umarım. Yok, sadece Zehra'yı görmek istemiştim. Evde değil galiba. Ha, Zehra şirkete gitti. Birkaç saat içinde gelir. Öyle mi? Eğer bir şeye ihtiyacınız varsa Hediye ablaya söylemeniz yeterli. Yok oğlum, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben sadece Zehra'yı görmek istemiştim. Zehra bana ilaçlardan bile daha iyi geliyor. Sevindim. Sen de oğlum. Sen de bana çok iyi geliyorsun. Bir baktım tepside suyum, ilacım, bir de yayla çorbası. Yayla çorbası mı? Hı hı. Bir sohbet arasında söylemiştim yayla çorbasını çok severim diye. Unutmamış, yapmış bana güzel gelinim. Zehra, hastalık konusunda çok hassastır. Yani her şeyde hassastır ama. Ömer, çok şanslısın. Mevlam sana öyle nadide... Öyle güzel bir eş yazmış ki. Haklısınız. Ben seni meşgul etmeyeyim, gideyim oğlum. Yok, meşgul etmiyorsunuz. Yok yok, işine engel olursam kötü hissederim. Peki, siz kendinizi nasıl rahat hissedecekseniz. İsterseniz odaya kadar ben eşlik edeyim. Yok oğlum, gerek yok. Sen çalış. Tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana söyleyebilirsiniz. Anne. Oğlum. Benim için anne o kadar kıymetli bir kelime ki. Bana her anne deyişinde dünyaları bahşediyorsun yavrum. Abi, Zehra orada mı? Kaç kere aradım, ulaşamadım. Ayşe'cim, Zehra şirkette değil mi? Hayır. Yani bir saat önce burada olması gerekiyordu ama gelmedi. Merak ettim ben de. Nasıl olur bu? Abi, bir sorun yok değil mi? Yok yok Ayşe'cim, sanmıyorum. Bir sorun yoktur. O trafikte kalmıştır. Ben telefonla ulaşınca sana dönerim. Tamam. Ben senden haber bekliyorum. Tamam canım. Nabzı var neyse ki. Kan mı o? Yardım edin. Yardım edin. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Şimdi ambulansı çağırıyorum. Alo. Burada bir kaza oldu, kaza. Trafik kazası. Benim adım Adem Koç. Acele edin. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kanaması var. Öbürü. Yok, o baygın. Defne aç şu telefonu, aç, aç. Neredesiniz siz? Nerede? Nerede? Ercan. Yoksa Ercan keser. Zehra neredesin? Neredesin? Nabız tansiyonu çok düşük, travma şüphesi var, bilinci kapalı. Zehra, sana bir şey olmasın ne olur. Arkadaşım ölecek mi? Sakin olun, biz elimizden geleni yapıyoruz. Burada, buradaymış. Defne? Defne neredesiniz siz? Niye açmıyorsunuz telefonları? Ömer, çok kötü. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Defne? Ne oldu? Kaza. Kaza oldu. Biz kaza yaptık. Kaza mı? Defne. Zehra. Defne, Zehra nasıl? Çok kötü. Kötü mü? Defne. Yaşıyor de. Defne ne olur. Ne olur. Ne olur Zehra yaşıyor de. Yaşıyor. Ama durumu kritikmiş. Hastaneye gidiyoruz Ömer, ne olur gel. Ne olur hemen gel, ambulanstayız. Ayşe. Efendim abi. Ayşe. Zehra ile Defne. Ne oldu Zehra ile Defne? Kaza. Kaza geçirmişler Ayşe. Kaza mı? Nasıllar peki? Defne iyi ama Zehra. Zehra bilmiyorum Ayşe, ben hastaneye gidiyorum şimdi. Tamam. Tamam abicim, sen sakin ol, tamam mı? Ben de geliyorum. Alo Canan. Rahatsız ediyorum, kusura bakma, ne olur da Zehra'ya ulaşamadım ben. Canan, benim sana söylemem gereken bir şey var. Zehra kaza geçirmiş. Canan, ben şimdi hastaneye gidiyorum, konuşamayacağım. Sen de kimseye söyleme, olur mu? Tamam. Tamam, söylemem. Canan, neyi söylemeyeceksin kızım? Neyi söylemeyeceğim Şükran teyze? Nereden çıktı ki o? Kızım sen demin demedin mi telefonda söylemem diye? Ben mi dedim? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Şükran teyze, benim acilen atölyeye geri dönmem lazım. Dayıma bir şey söyleyecektim, unuttum. İyi madem. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Tabii ki. Tabii ki arkadaşız. Yani zaten ne olabilirdi ki? Ama böyle bir açıklama yapmam beni rahatlattı. Aynı fikirdeymişiz ikimiz de. Sevindim. Güzel. Güzel. Ben işimin başına döneyim. Görüşürüz. Doğru mu yaptım acaba? Hayırdır evladım? İyi bir haber mi aldın? Nasıl usta? Sabahtan beri gülüyorsun. Ha. Hiç farkında değilim. İyi. Allah bozmasın. Sende iyi haller var. Üstümden büyük kalktı diyelim. Maşallah, maşallah. Ben depodayım. Tamam usta. Ömer kimse duymasın dedi. Hoş geldin. İyi de dayım. Ay yok ya. Yok. Benim dayıma söylememem lazım ya. Dayım yok mu? Depoda. Benzin atmış senin. Bir şey mi oldu? Neyi dayına söylememen lazım? Ay. İçimden konuşmadım mı ben ya? Zehra ile ilgili bir durum mu var? Ya Zehra kaza geçirmiş. Öyle mi? Şu an durumu nasıl? Bilmiyorum ki. Gidince öğreneceğim. Yok ben dayıma söylemeyeyim ya. Yok ah. Çetin bak ben buraya gelmedim. Sen de beni görmedin tamam mı? Hoş geldin kızım. Hayırdır bu saatte? Karım Zehra Kervancıoğlu. Trafik kazası geçirmiş, buraya getirmişler. Az önce iki kadın getirildi, onlardan bahsediyorsunuz sanırım. Evet. 105 numaralı adam. Ha? Ömer. Çok korkunçtu. Defne Zehra nerede? Nereye götürdüler onu? Zehra çok kötü. Müşahede altına aldılar. Zehra. Bekle. Karım nasıl? Siz? Ben eşiyim. Zehra Kervancıoğlu'nun eşiyim. İlk müdahaleyi yaptık. Yani ne demek bu? Genel olarak durumu çok iyi. Çok şükür. Ayşe? Duydum abi. Duydum. Şükürler olsun iyi Zehra. Hastaneye tam zamanda yetiştirilmiş. Ana damarlardan biri yırtılmış. Aşırı kan kaybetmiş. Geç kalınmış olsaydı daha ciddi durumlar olabilirdi. Siz çağırmışsınız sanırım ambulansı. Evet. Şoktaydım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Şoktayken bunu yapabilmeniz büyük bir şans. Aksi takdirde Zehra Hanım'ı kaybedebilirdik. Ama benim yüzümden oldu. Benim dikkatsizliğim yüzümden. Tamam. Defneciğim geçti bak. Çok şükür Zehra iyi. Eşinizi travma şüphesiyle bu gece müşahede altında tutacağız. Tabii tabii. Nasıl derseniz. Yok. Ben yanılıyorum herhalde. Demek o da zaten hiçbir şey hissetmiyormuş. Rakamları karşılaştırdın mı İpek? Evet. Hepsini karşılaştırdım. Birbiriyle tutuyor. Güzel. Diğerlerine başlayabilirsiniz o zaman. Arkadaşlar, size çok kötü bir haberim var. Selin, ne oldu? Ne oldu Selin? Söylesene. Zehra Hanım ve Defne Hanım trafik kazası geçirmiş. Ne? Nasıllarmış peki? Bilmiyorum. Ayşe Hanım apar topar gitti. Ben de geleyim diyemedim bile. Canan. Canan'ın haberi var mı acaba? Ondan bilgi alırız. Efendim? Alo Canan, neredesin? Hastanedeyim. Ne sorma Koray, neler oldu bir bilsen. Zehra kaza geçirdi. Durumu nasıl peki? İyi, iyi çok şükür. Oh, ya çok sevindim Canan. Yani gerçekten çok büyük bir tehlike atlattı. Canan, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, yok. Ömer zaten bütün hastaneyi seferber etti. Hatta demin başka hastaneden doktor getirtirdi. Canan bak, bir şeye ihtiyaç olursa beni ara, olur mu? Geçmiş olsun dile benim için. Gelişmelerden haberdar et bizi. Koray, bak biz kimseye haber vermedik. Ne Şükran teyzeye ne dayıma. Sen de lütfen İpek'i tembih et, Aysel ablaya söylemesin. Yani şimdilik söylemesin. Tamam, merak etme. Zehra, şükürler olsun. İyisin, iyisin değil mi? Hı hı, iyiyim. Ne oldu? Ben mi yaptım? Yani... Tamam, ben çok özür dilerim. Çok mu yaptım canım? Biraz. Ne yapalım peki, ben doktor çağırayım mı? Yok. Ya kaburgalarım çatlamış. Yani biraz da kolum incindi. O yüzden... Kaburgalarım mı çatladı? Hı hı. Çok ağrıyordur o zaman. Ömer, bir şey yok, iyiyim. Yani sadece nefes alınca batıyor biraz. Tamam, ben yine de bir doktor çağırayım. He? Ya da başka bir hastaneye gidelim. Yani tedbir amaçlı, orada da baksınlar. Ömer. Söyle hayatım, bir şey mi oldu? Bir şey mi istiyorsun? Ben doktor çağırayım mı? Ömer. Efendim? Biraz sakin olur musun? Zehra, sen bu haldeyken ben nasıl sakin olayım? Ömer, iyiyim ben. Merak etme. Allah'a şükür ucuz atlattık. Zehra, ben duyduğumda... Yani kaza yaptığınızı duyduğumda... Ben çok kötü oldum. Ömer, iyiyim ben. Bak, sapasağlam karşındayım. Birlikteyiz. Çok şükür. Çok şükür birlikteyiz. Zehra, sen böyle rahat mısın? Ha? Dur şu yastığını düzeltelim. Nasıl? Böyle daha mı rahat? Ha? Ya... Zehra, sen bu yatakta rahat mısın? Ya da odandan memnun musun? Başka bir odaya geçelim mi? İster misin? Ya da istediğin başka bir şey? Var. Ne istiyorsun bir tanem? Söyle. Ne istiyorsun? Seni. Ben sadece seni istiyorum. Bundan sonra ben hep senin yanında olacağım. Gözümü bir saniye bile üstünden ayırmayacağım Zehra. Bundan sonra bensiz tek bir adım bile atmayacaksın. Yanımdan bir saniye bile ayrılmayacaksın. O kadar diyorsun yani. Evet, öyle. Bundan sonra ben nereye, sen oraya. Ömer, böyle yapışık ikiz gibi mi yaşayacağız yani? Hiç şikayet etmek yok, yakınmak yok. Bu konu tartışmaya açık değil. Eğer hayır diyorsan... Evet. Bence doktor çağıralım. Çağırayım mı? Evet, çağır. Bir sakinleştirici iğne yapsın. Ama bana değil, sana. Zehra, hiç espri kaldıracak durumda değilim. Ömer. Zehra, sen şaka mı yapıyorsun? Yani bu durumda yapılacak şey mi bu? Tamam. Tamam, gülme. Gülme sen. Güldürme sen de. Ya ben ne yaptım ki? Sen benim halime gülüyorsun. Beni beklemiyorsun inşallah. Seni bekliyorum. Ay, ben söylemeyi unuttum değil mi? Biz arkadaşlarla plan yaptık da bu akşam kahve içmeye gideceğiz. Ha, bu akşam öyle mi? Hı hı. Peki, ben çıkayım o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya önce herkes bir panikledi tabii kaza olayını duyunca. Ya daha cenaze olayından ne kadar geçti ki? Öyle. Sen nasılsın? İpek'le yani. İyi. Yani o açıklamayı yapmam İpek'e de iyi geldi galiba. Ya da en azından öyle gözüküyor. En doğrusunu yaptın kardeşim. Holding olsun, mahalle olsun. Sürekli yüz yüze bakıyorsunuz. Yani bir yanlış anlaşılma her şeyi berbat edebilirdi. Doğru. Böyle daha iyi sanki. Çok sağ ol canım. Kim kalacak seninle bu gece? İstersen ben kalayım. Yok, yok Canan. Sen git, babam şüphelenmesin. Ya şimdi üzülür, tansiyonu falan çıkar, Allah korusun. Tamam, haklısın. O da şimdi otururken hastanelik olmasın. Ben kalırım, sorun olmaz. Hayır, hayır Ayşe'ciğim. Sen Asya'yı yalnız bırakma. Hem konaktakileri durumu uygun dille anlatırsın. Ben buradayım nasılsa, Zehra'nın yanındayım. Abiciğim sen de çok yorgunsun. Bütün gece holdingde çalıştın. Eve gidip dinlensen. Ömer, Ayşe haklı. Hem yorgunsun hem uykusuzsun. Bak sen de hasta olacaksın. Bence hiçbiriniz kalmayın. Bana burada gayet iyi bakıyorlar. Yok artık Zehra. Ölümlerden dönmüş, sen hatırlatırım. Ben buradayım. Senin yanındayım. Hadi siz gidin artık. Geç oldu. İyi o zaman ben Asya yokluğumu fark etmeden eve döneyim. Zehracığım, canım tekrar çok çok geçmiş olsun. Enişte. Kuzenim sana emanet. İyi bak ona, olur mu? O nazlanmayı pek bilmez. Sen onu biraz nazlandır. Şımarsın azıcık. Anlaştık. Ömer. Efendim sevgilim. Ya hiç olmadı böyle. Sen de çok yorgunsun. Perişan olacaksın burada bütün gece. Keşke gidip dinlensen. Zehra, ben burada böyle bir ömür durabilirim. Ben senin yanındayım. Ellerin avucumda. Zehra, ben bir şey soracağım. Kaza nasıl oldu? Bilmiyorum. Yani çok garip ama pek bir şey hatırlamıyorum. Hiç mi? En son hatırladığım Defne ile muhabbet ediyorduk. Bir şeyler konuşuyorduk. Zehra, peki bir araç falan mı sıkıştırdı sizi? Ömer, gerçekten bir şey hatırlamıyorum. Tamam. Tamam hayatım. Zorlama kendini, zaten iyisin, geçti gitti. Gelin. Defneciğim, canım nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim. Ben iyiyim de Zehra nasıl? O da çok iyi, çok şükür. Gece abim kalacak yanımda. Öyle mi? O da çok yorgundu ama. Aa. Adamın karısı ölümden dönmüş. Ben yorgunum, eve gideceğim karıcığım mı diyecek. Tövbe tövbe. Vallahi biz de kalalım dedik ama... Aslan eniştem. Kimseyi istemedi yanında. Zehra'sını kimseye emanet edemiyor belli ki. Böyle eli elinde. Zehra'sının gözünün içine bakıyor resmen. Ne güzel. Çok mutlu bir çiftler. Bu arada çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek? Sen ailene haber verdin mi? Vermediysen ben kalabilirim yanında. Düşünmen yeter canım. Hiç gerek yok. Senin çocuğun var. Eve git. Ben zaten Kumru'yu aradım. O gelecek sağ olsun. Tamam o zaman. Bir sıkıntın olursa ara lütfen. Tabii ki ararım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Güle güle. Geçmiş olsun. Bile gelmedin yanıma. Bu kadar mı değerim sende Ömer? Bu kadarcık mı? Ben senelerdir hayatındayım. Ama o... Oh. Defne. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Merak etme. Diyorsun ama öyle görünmüyorsun tatlım. Ağrın falan var mı? Defne, cevap versene. Evet. Buraya kadar nasıl geldim bilmiyorum Defne. İnan beni çok korkuttun. Telaş etme Kumru kuşum. İyiyim ben. Evet evet, iyisin. Defne arayıp... Kaza yaptık dediğinde ben de o an film koptu Zehra. Dedim hastaneye gelişimi bir görsen. Ben hayatımda hiç bu kadar dua ettiğimi hatırlamıyorum. Duaların kabul oldu demek. Evet. Çok şükür. Çok şükür Zehra. Zehra. Efendim? Hani sen bana bir şey anlatmıştın. Babam da sana anlatmıştı. Babam mı? Hı. Şu sadakayla ilgili. Sadakayla ilgili? Evet. Yani sadaka verirsek kazaları, belaları önler demiştin. Hı. Babamın küçüklükten beri söylediği bir şey bu. Sürekli hatırlatır. Biz de alışkanlık olsun diye. Öyle mi? Evet. Az olan azdan, çok alan çoktan der. Anladım. Sadakanın Sadece kazaları engellediğini değil, ömrü de uzattığını söyler. İnsanların kalbini, dilini, günahlarını arındırdığını. Nereden hatırladın sen bunu? Ha, biz kaza yaptık diye. Evet. O zaman benim bu aralar sadaka vermem lazım. Ver tabii ama veriyorsun zaten. Olsun, bu kaza. Evet. Bu kaza oldu. Ama ölebilirdim de. Hastaneye yetişemeyebilirdim. Yetişseydim de o sedyeden kalkamayabilirdim. Bak, şimdi sapasağlam karşındayım. Sadakadan diyorsun ya. Doktorların da söylediklerini duyunca... Yani 15 dakika daha geç gelseydiniz falan. Buna canı gönülden inanıyorum. Zehra, o telefon açılmasaydı, ambulans bir 10 dakika daha geç kalsaydı... O zaman ben en iyisi bu aralar vereyim. Yani sadaka. O kadar çok mu seviyorsun beni? Zehra, sen ne diyorsun? Bu nasıl soru? Belki bir kez daha duymak istiyorum. Ezberim daha kuvvetli olsun istiyorum. Daha iyi öğrenmek istiyorum. Nasıl başlayalım acaba? Yani iyi öğretmek için. Bilmem. Öğretmen olan sensin. Derse böyle başlayalım o zaman. Yani? Öğrenmeye başladın mı? Yok. Böyle olmadı. O zaman bir de şu yöntemi deneyelim. Ömer, nasıl öğretmek? Olmadı değil mi? Tabii. Yarım kaldığı için öğrenemedim. Şimdi oldu mu? Evet. Öğrenebildin mi? Ne kadar çok seviyormuşum seni. Çok. Peki ben ne zaman öğreneceğim? Neyi? Beni ne kadar çok sevdiğini. Ne zaman istersen. Hemen şimdi. Her. Daha neler? Yani ne yapayım? Öğrenmeye açım ben. Ömer. Ne yapayım? Sen de bu kadar tatlı olmasaydın. Ama bak biri gelecek şimdi. Senin gibi dikkatli usta bir sürücü nasıl böyle bir kaza yaptı aklım almıyor. Ne bileyim Kumru, oldu işte. Şu saate bak. Bir kere bile yanıma gelmedi daha. Defne, kendine gel istersen. Adam karısının yanında. Yani onun yanında olması da çok doğal. Söyleme şöyle, anlattım sana. Onun ne sevgilisi ne de karısı. Ah Defne ya, yapma böyle ne olur. Bak sonunda üzülen sen olacaksın demedi deme. Canım, bak Ömer karısının yanında. Ve görünen o ki olaylar düşündüğün gibi değil. Hayal kurmaktan vazgeç artık. Yine başlama Kumru. Allah aşkına yine başlama. Ki ben bunları kendime söylemedim mi sanıyorsun? Söyledim. Ama işe yaramadı. Yaramıyor. Bak, niyetim seni üzmek falan değil, tamam mı? Ama gittiğin yol değil. Ben sadece sana bunu anlatmaya ve seni korumaya çalışıyorum hayatım. Neyse, söyle bakalım. Var mı istediğin bir şey? Yok, sağ ol. Zehra nasıl? Yapabileceğim bir şey var mı? İyi. İyi. Yani iyi de işte bir tuhaflık var. Nasıl bir tuhaflık var? Kaza dememiş miydin? Kaza? Kaza da. Sen dayıma bir şey söyleme, tamam mı? Bu 6. ikaz edişin ama olsun. Söylemem. Defne, ilacın canım. Tok karnına kullanman gerekiyormuş. Defne dur. Dur, ne yapıyorsun? Yürüyeceğim biraz. Seninle geleyim. Gerek yok, gelme. Teşekkürler. Ben hallederim. Dur. Ben yardım edeyim sana. Ah. Tamam, tamam dur. Acele etme. Ömer, ben giyebilir miyim? Hayır, ben yedireceğim. Hayır canım, çocuk muyum ben? Ben yedireceğim dedim. Ama neden? Çünkü sevgilime ellerimle yedirmek istiyorum. Ceza olarak. Ceza mı? Neden ki? Çünkü bugün beni çok üzdün. Bak, canın yandı değil mi? Ya ben sana söylüyorum, bir kere de laf dinle. İtiraz istemiyorum, ben yedireceğim. O kadar kötü mü? Ne tadı var ne tuzu. Ya büyük halamın hasta çorbası kadar. Öyle desem anlarsın herhalde. Ya ne yapalım? İdare edeceksin. Yani en azından eve gidinceye kadar. Ondan sonra Hediye ablanın yemeklerine gömülürsün. Gömüleyim de 1000 kilo olayım. O benim için fark etmez. Fark etmez, öyle mi? Yalancı. Yani ben çok ciddiyim. Seni her haline severim. Hem belki daha iyi olur. Ne demek şimdi bu? Ne demek? Hiçbir yere kımıldayamazsın demek. Başını belaya sokamazsın demek. Böyle kazalara, belalara bulaşamazsın demek. Daha da önemlisi benim yanımdan hiçbir yere ayrılamazsın demek. Ya Ömer, lütfen güldürme bak, acıyor. Tamam, tamam. Bak, kalan son sağlam kaburgamı da senin yüzünden çatlatacağım. Tamam, tamam. Sustum. Bir şey demiyorum. Hadi yiyelim şu yemeği. Tamam. Buyurun Jülide Hanım. Sağ ol Hediye. Hediye, ben çocukları merak ettim. Bu saate kadar çalıştıkları oluyor muydu? Yok, her zaman değil. Ama arada bir oluyor böyle. Hele şükür kızım. Çok merak ettim. Asyacık da seni beklerken uyuyakaldı. Abinle Zehra nerede? Geç mi gelecekler? Anne. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Gel, gel şöyle oturalım. Zehra ile Defne kaza geçirmişler. Korkma anneciğim. Zehra'nın birkaç kaburgası çatlamış. Ama çok şükür durumları iyi. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. Peki Defne, o nasıl? Defne nasıl? Zehra da Defne de gayet iyiler. Bu gece hastanede kalacaklar. Abim Zehra'nın yanında. Ayşe, iyiler değil mi kızım? Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Saklamıyorum anneciğim. İyiler çok şükür. Şükürler olsun Allah'ım. Verilmiş sadakaları varmış. Kızım peki kaza nasıl olmuş? Arabayı Defne mi kullanıyormuş? Evet. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Ama Defne Zehra'ya göre daha iyi. Zaten ambulansı da o çağırmış. Peki şimdi Defne'nin yanında kim var? Bildiğim kadarıyla ailesi yurt dışında gezideydi. Yalnız mı kalacak? Ben teklif ettim ama arkadaşı kalacakmış. Ailesine de korkmasınlar diye haber vermek istememiş. Öyle mi? Şey acaba diyorum hastaneden sonra buraya yanımıza mı getirsek eve? Olabilir. Kızım abini bir arasan, Zehra'nın durumunu sorsam. Tamam anne. Alo. Defne kızım nasılsın? Çok geçmiş olsun, yeni duydum. Bak eğer bir şeye ihtiyacın olursa lütfen ara, olur mu? Tamam, ben seni daha fazla yormayayım kızım. Ben müsaadenizle odama çekileceğim. Hediye, bana bir bardak ılık süt getirir misin? Tabii. Heh. Abi, bir dakika anneme veriyorum. Oğlum, çok korktum. Ayşe iyi dedi ama Zehra'nın durumu nasıl? Bir sesini duysam. Nerede kaldı ki? Saat de çok geç oldu. Uyanamadım acaba? Arasam mı ki? Halit amca. Hayırlı sabahlar. Onu öyle demezler. Sabah şeriflerinin hayır olsun denir. Peki Halit amca, bundan sonra öyle söylerim. Halit amca, sen evden mi geliyorsun? Gece nöbetteydim. Kışladan geliyorum. İpek evde miydi desem, İpek kim diyecek? Bana bak, buradan Beylikdüzü'ne minibüs geçiyor mu? Halit amca, sen ne yapacaksın Beylikdüzü'nde? Bir kere de soru sormadan cevap verme çocuğum. Minibüs geçiyor mu, geçmiyor mu? Vallahi burası otobüs durağı Halit amca. Minibüs geçmez buradan. Beylikdüzü'ne giden otobüs de yok zaten. Öyle desene be yahu. Niye oyalıyorsun? Sonunda kafanı kırdıracaksın. Efendim? Alo İpek. Ben duraktayım, seni bekliyorum. Otobüs gelir şimdi. Ah pardon ya, bekliyor muydun? Beni bir arkadaşım arabasıyla aldı, yoldayız biz. Yolda mısın? Dün arkadaş, bugün arkadaş. Amma çok da arkadaşı varmış ya. Yavaş Zehra, acele edin. Hoş geldiniz. Kızım, güzel kızım. Dikkat edin. Yani kaburgaları. Biliyorum, Ayşe söylemişti. Çok geçmiş olsun kızım. Nasılsın şimdi? İyiyim, çok iyiyim, sağ ol. Ama arabada inliyordun. Allah seni bize bağışladı, çok şükür. Zehra, içim şimdi rahat etti. Gözümle gördüm ya seni. İyisin değil mi kızım? İyiyim, sağ olun Hediye abla. Siz nasılsınız? Çok şükür. İyiyiz. Hadi. Defneciğim, canım sen daha iyisin değil mi? İyiyim, teşekkür ederim. Defne çok geçmiş olsun. İyi görünüyorsun maşallah. Ayşe'den aldık haberlerini. Defneciğim, hoş geldin kızım. Çok geçmiş olsun. Sen böyle geride durursan hiç olmaz. Hem de hiç. Siz sözleşmeli evlilik yaptılar dediniz. Ama hiç öyle görünmüyorlar. Nasıl göründüğü önemli değil. Ömer'in yola kiminle devam edeceği önemli. Benim aklımdan da gönlümden de kimin geçtiğini biliyorsun. Bak Defneciğim, hayat çetin bir maraton. Pes etmeyenlerin kazandığı bir yarış. Tabii bunun için önce istemek, sonra da kararlı durmak lazım gelir. Ben mücadeleden korkan biri olmadım hiç hayatımda. Ama böyle bir yarışa girmek bana çok doğru gelmiyor. Hiç merak etme. Ömer'i Zehra'ya bırakacak değilim. Ama bu sen istediğin için değil, ben istediğim için olacak Bahşendan. Hadi bakalım. İlaç saati. Teşekkür ederim. Ayşe'ye söylerim de merhem ol. Yok, ben sürerim. Yoksa yapabileceğime inanmıyor musun? Yok, ondan değil. Sen tanıdığım en iyi hasta bakıcısın. Bunu duyduğuma sevindim. Peki niye Ayşe sürsün dedin? Sen yorulma diye. Düşünceli sevgilim benim. Hiç değilse bu haldeyken bile beni düşünme. Acıyor mu? Hayır. Tamam, söylersin. Yani acırsa. 2 saat bile ayrılığa dayanamazken az kalsın gidiyordum. Ben de peşinden gelirdim. Ömer, ne olur söyleme böyle şeyler. Sana bir şey olsaydı ben yaşayabilir miydim sanıyorsun? Bak, yine söylettin bana. Söyleme. Hiç söyleme. Allah korusun. Niye? Öbür dünyada kavuşurduk. Hem 2 cihanda saadet dedikleri bu değil miydi? Gerçi henüz bu dünyada karı koca olamadık ama.